Özlem Barlok 30 yıl önceden bir çok değerli bir öğrenci kızdı. Ben de Nga diye Best FM'de program yapıyordum o zaman. 0-6 ay arası, 6 aylıktım yani. 31 yıl önce avukat oldum, çok sevindim. Bayıldım, bayıldım. En sevdiğin İnanılmaz. İş kolu değil mi? Hem hukuk, tabii, çok severim. Çok. Hem yazar, hem gazeteci, hem sanatla ilgili çok aktif biri. Ve artık haftada bir gün Özlem Hanım, haftada bir gün bizimle olacak. Efendim biraz önce de takdim etmiş olduğum gibi Özlem Barlok. Özlem Barlok hem hukukçu, hem yazar, hem de bu hani işte telif hakları vesairelerle ilgili, sanatçılarla ilgili davalar, hakaretler vesaire, kendi alanında çok uzman biri. Hayat baydıysa seni böyle alayım diye bir kitap. Henüz okumadım, sallamak istemiyorum ama şöyle kitabın arkasına şöyle hafif baktım ve hatunu da geçmişinde veya daha önceki sohbetlerimizde inanılmaz kreatif ruhlu, yaratıcı, çok zeki, zeka oyunu oynayabilen ve masamıza çok yakışacak olan Özlem Barlok'u da size takdim ediyorum. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ama şu anlaşalım, şu 30-31 yılları artık yok öyle bir şey yok. Kavga çıkartır. Yeter. Kavga çıkartırım. Oralar sınır ihlali. Yani şöyle hesaplayalım. Seda Sayan'dan 15 yaş küçüğüm. Seren Serengil'den 6 yaş küçüğüm. Hesaplayın. Ben 10 yıldır 28 yaşımı kutluyorum. Herkes yiyor. Evet. O yüzden yaş yok bu masada. Yok. Bu masa yaş alma var. Yaş. Evet. Bu arada gözümü şu başlıktan alamadım. Hayat baydıysa seni böyle alayım. Pis gözlüğü yapayım ya. Değil mi? İvediyetle okumak istiyorum. Bir şey söyleyeyim. Evet, onu size imzalayayım. Hayat kişiyi baydıysa nereye davet ediyor bu kitap? Rengarenk bir karnavala davet ediyorum. Kendi ruhum nasılsa oraya davet ediyorum. Okurken tamamen benim sesimi duyuyormuş beni tanıyanlar. Sanki sen bize klasik öykülerini anlatıyorsun gibi geldi diyorlar bana her zaman. Böyle bir alışkanlık vardı o zaman dost meclisinde sürekli, evet, böyle değil mi? Evet. Ben her zaman için ortamın hikayecisi, öykücüsü, komik bir şeyleri anlatıcısı olmuşumdur. Ya bize neler anlattın sen? Bir şey söyleyeceğim. Bana benimle ilgili güzeldi. Şeyler anlattı ki bayıldım. Şu evet, mesela bu hikayeler benim bize çok ilgimi çeker. Hocam. Anlatacağım. Anlatacağım. Bu hikayeler benim çok ilgimi çeker. Aslına bakacak olursan hukuk seni çok baydı da seni böyle mi aldı? Hukuk yazarlar beni asla hukuk baymadı. Hayır. Hukukta 26. yılımı geride bıraktım. 27. Tamam. Yıldayım. Yaştan bahsetmiyoruz tabii ki. Ya yıllarımı evet, diyelim. Evet. Çocukken bu. Anaokulunda başladı avukat olmak. Ben küçücük yaşımdan beri yazıyordum zaten. Genlerimde de var, birazdan bahsedeceğim. Yıllarca hep yazdım. İşte bir sürü ödüller aldım. Ortaokulda, lisede Ege birincilikleri, Manisa birincilikleri, işte öyküler yazıyordum, şiirler yazıyordum falan. Yıllar sonra okuluna gitmeye karar verdim. Erbil Akevi diye bir okul var biliyorsunuz. Oraya 3 sene devam ettim. Orada Hakan Akdoğan, Aslı Perker, Özen Yula, Özden İnal, çok değerli Ayşe Erbulak, tabii. Ayşe Erbulak'la çalıştık. Ayşe Erbulak. Ayşe Erbulak tabii. Altan Erbulak'ın kızı. Kızı tabii, onun okulu zaten. Ve oradan mezun oldum. Tabii. Sinan abla sağ mı? Ben onun nikah şahidiyim. Sinan abla öldü mü? Tabii. Kızı yazıyor şimdi onun yerine. Tabii. Sinan abla öldü mü? Şey, Güzin abla anladım, pardon ya. Füsun abla yaşıyor. Yaşıyor. Güzin abla. Yaşıyor. Allah ömür versin. Ama Ayşe'nin annesi değil. Değil. Biliyorum da Sevinç'in abla yaşıyor mu? Evet. Sevinç'in annesi. Yaşıyor. Tabii. Allah ömür versin. Çünkü Sevinç Erbulak ilk eşiydi Altan abinin. Sevinç Erbulak kızı. Hayır. Altan Erbulak kızı. İkinci. Füsun abla mı? İlk eşi. Hayır. Hayır, Füsun'un ikinci eşi. Altan Erbulak'ın ilk eşi de Altan Erbulak. Onun da adı Altan. Eşinin adı da Altan. Seyhan'ım. Ha, bak şimdi. Ayşe Erbulak onları. Bizim kafamız niye karışık biliyor musun? Şimdi. Emine'nin kocası. Emine'nin kocasının arkadaşı. Emine'nin kocasının kız kardeşi. Emine'nin arkadaşının kocası. Orada bu hesap bizi karıştırdı. Bir de cumartesi günü Buket kocası. Emir karısı. Sibel de araya girdi. Tüpçü de girince. Olay, biz hala oradan çıkamadık şimdi. Altan abi, Füsun'u, Sevinç'i hepsini birbirine karıştırdık. O tarafı Sedat dingir dedi de bu tarafı kim dingir dedi? Biz kendi kendimize dingirliyoruz burada. Evet. Yani Ayşe Erbulak'ın okulunda 3 sene okuduktan sonra 2 tane kolektif kitap çıkardık. En sonunda da kendi kitabımı çıkarmaya zaman geldi. O kadar emekten sonra hukuk ne alaka diye sormadılar mı?
Hayır, hukuk aynen devam ediyor. Yani insanlar multi yeteneklidir. Kendinde bu yeteneğin ne olduğunu anlayıp ortaya çıkarmak, onu parlatmak insanın kendi elinde olan bir şeydir. Yani sen hukukçusun diye sadece onunla devam edip dünyada başka hiçbir şeyden anlamayarak yaşamak insanın kendini heba etmesi diye düşünüyorum. Şu an sana aynı yaşadığım haksızlığı yapıyorum aslında bakacak olursan yıllarca. Herkesin mesleği itibarıyla üzerine biçilen bir rol var ve bu evet. rolün dışına çıktığın zaman insanlar garipsiyor. Ömrüm boyunca haber sunuculuğu yaptım ve o kadrajın içerisinde 18 sene boyunca bulunduğum her zaman şunu söylediler bana. İşte takım elbise, kravat, lacivert, siyah, asık surat, Gökay Kalarcıoğlu haber okur. Evet. Ya arkadaş benim bir hayatım var. Evet. Bu hayatta ben sahne sunuculuğu yapıyorum evet. ve orada papyon takıyorum ve evet. insanları eğlendiriyorum. Evet. Ya da işte ne bileyim eğitici kimliğim var, o var, bu evet, var evet, evet, aynen. Bunların arasında evet. bocaladım. Hayır evet. sen spikersin, spiker kal diktesine hep bir baş kaldırıyorum. Ben buna baş kaldırıyorum. Anladığım kadarıyla kendi ruh işimi buldum ben. Kesinlikle ben, öyle. Şahane, süper. aralıklarla bu hikayeye değinelim. Tamam. Şimdi ben bundan para alır mıyım? Maral Akalın. Biraz önce dedim ki filtre yok dedim. Vallahi billahi de yoktu. Filtresi çektim. Kur'an çarşısı. Şahidim yanındaydım. Şimdi Allah için şuna bir bakar mısın? Şu bana para kazandırır mı? Orada ne yazmış? Fikre var yok diyor. Salak demiş. Gerekeni yapalım. 10 bin lira alırım bundan. Alalım. 10 bin liradan aşağı asla ve asla. Hakikaten salağın var mı? Tabii karşılığı? Ki. Ben hemen söyleyeyim sana Gökay, bir arkadaşım nice. Bizim Yeliz Yeşilmen'i şey yazmış, bir görüntüsüne espriyle karışık, ya bu kadın da çok manyak yazmış, tamam mı, gülücük koymuş, evet. avukat aramış 2 ay sonra, uzlaştırıcıyla beraber böyle bir durum var, karakola çağrılmış ifade verilmeye, ifadesinden sonra beni aradı, Yeliz de dedi ki yani arkadaşın olup, o kız o niyetle yazmadı, aslında seni sevdiği için yazdı dedim, hayır demiş şey. Kararda demişler ki hayır, manyak kelimesi ne olursa olsun kamu açık bir yerde kullanılamaz diye tam 12 bin lira ceza kestiler arkadaşıma. Ama şeyi doğru biliyoruz değil mi? Senin salak olduğunu düşünüyorum derse ceza olmuyor. O söyleyişine göre değişiyor. Değişir. Seninle olan durumuna, husumetine göre de değişir. Bir de kişiye göre. Ben sana söylesem aramız iyi. Arkadaşça söylemiş diyebilirim. Ama husumetim olan birisine söyleyemem. Bana çok bak, daha bir dikkat şey söyleyeyim. Özlem. Bir şey söyleyeceğim. Heh. Hayat bay değilse seni böyle alayımın içerisinde damacanaya tecavüz eden adamla eniştecilik yapan baldızlara veyahut da sapkınlara veyahut da aşk kırgınlıklarına veyahut da ulan bu da olmuyor be kardeşim artık yeter isyan ettim dediklerin neler var? Başlıklardan kısa kısa hikayeni istemiyoruz. Tamam. İçinde ne gibi öğütler var? Şimdi ben normalde hem dergilere hem kolektif kitaplara yazılar yazıyorum. Burada yazdığım yazılar daha distopik yazılar. Biraz daha ciddi, biraz daha karanlık, biraz daha böyle alengirli şeyler. Ama ben bu kitabı yazdığım dönemde pandemi patladı. Böyle olunca kendi kendime oturup düşündüm. Dedim ki ben bir roman mı yazayım? Yoksa böyle buralara yazdığım öyküler gibi bir öykü kitabı mı yazayım? Yoksa insanlar feci şekilde baydı. Hayat çok zor gelmeye başladı. Çevremizden bir sürü insan COVID'e yakalandı. Bir sürü insan sizlerin de vardır. Vefat etti. İnsanlar yoğun bakımlara düştü. Dedim ki... Nurların içinde yatsınlar. Evet, Allah evet, gani gani rahmet eylesin. Amin. Çok var. Dedim ki Özlem sen arkadaşlarının arasında, dost meclislerinde anlattığın komik hikayelerle tanınan bir insansın. Bunları yaz. Aynen konuştuğun gibi yaz. İnsanlara anlattığın öyküleri çeşitlendir. Güzel güzel bunu yazılı hale getir ve pandemide insanlar hayattan baydığında bunu eline alsınlar, hem gülsünler hem de düşünsünler. Şunu... Burada 17 tane kara mizah öykü var. Genellikle komik, eğlenceli ve tamamen diyaloglara dayalı. Kadın erkek ilişkileri ön planda olan tamamen diyaloglara dayalı, skeçvari bir şey. Tamamen yani böyle bunu, girsin çıksın kalbini bozma hikayeleri var mı bu paralel evrende? Ne ararsan var. Yani var. Gerçekten her türlü konuya temas ettiğim bir kitap oldu. Hepsinin sonu sürpriz sonludur. Bütün öykülerin sonu sürpriz sonludur. Kitabın sürprizi de en son öykü. O yüzden karışık okuyabilirsiniz ama en son öykü en son okumanız gerekiyor. Ama benim hayatımda tanıdığım en pozitif, en girişken, insanlarla direkt iletişim kurabilen,
asla o avukatlığın vermiş olduğu bir şeylik var ya. O sonu yok değil mi? Asla. İnanılmaz çok içeride. Çok keyifli, çok eğlenceli. Bence herkesin arkadaş olmak isteyeceği bir karaktersiniz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Efendim Özlem Barlo'nun telefonlarını yazsanıza. Instagram hesabının sosyal medyasını. Şimdi yazar kimliğinizde buradasınız ama bu benim kişisel merakım aynı zamanda. Barlo. Hukuktaki alt branş uzmanlık alanı ne? Marka, patent, endüstriyel tasarımlar. Yıllarca sanatçı avukatlığı yaptım. Aydın Orhan ve Ortakları Hukuk Bürosu'na başlamıştım. İyi olacaktı. Hastanın doktor ayağına tabii gelir. Tabii Ömer Durak'la birlikte mi? Aynı odayı paylaştık senelerce. Biliyorsun çok güzel, çok şeyle, renkli. Tolga Han Sayışman'la davam var ya marka patent üzerine. Konuşuruz onu o bir daha. O benim ana konum. Bu şekilde hukuk davaları öncelikli olmak üzere. Cezada bilirkişiliğim var aslında. Süper. Uzun yıllar CMK'da. Bu bilirkişi için iki aylık arkadaşlar beğenileri de arttıralım mı? 226'da takıldık kaldık yine. Onu kendi takdim. Büyüklenelim oraya da oraya da bir omuz atalım. Öyle bir şey yok yani öyle vermek zorunda. Hayır bu sefer şikayet edilirse aleyhine sonuçlanabilir. Tabi oradan da gıcıklık olabilir. O da bir risk tabii ki. Ama yani böyle bekle. Git dosya bekle aylarca o da belki adamda haklar çok haleldar çok oluyor yani. Hoş bir şey değil. Belki. Günah. Kesinlikle. Şu an ama yazar yazarımızın iyi insan. Ama yazar kimliğiyle masamızda ya. Evet. Yazar kimliğiyle numarasını veriyoruz. O yüzden veriyoruz hukukla biz. İlgili hiçbir şekilde yol yapmadım. Hiçbir şekilde hukukta. Evet. Çünkü hukukla ilgili bir konuya girdiğiniz zaman oradan çıkamayacaksınız tabii. Belli ki. O yüzden bu konu da alıyor. Zaten yeterince burada bahsetmek istediğim şeyler var. Hızlıca onlardan hadi bahset. Top sende. Pekala. Evet. Şimdi buyur. Ben bu kitabı yayınlayınca arkadan biraz zaman geçti. Kirpi Edebiyat ve Düşün dergisinden bir teklif geldi. Yazar mısınız diye bizim dergimize. Ben bunun ilk sayısına Yokluk isimli bir öykü yazdım. O öykünün üstüne dediler ki sen bizim dergimizde yayın kuruluna girer misin? Bir kere yazmıştım. Allah Allah. Evet yani şurada Yokluk isimli bir sayfalık bir öyküm var. Distopik bir öykü. Çok sevilen bir öyküdür. Çok orijinal bir öyküdür. Bundan sonra ben bunu kabul ettim ve Kirpi Edebiyat Dergisi'nin yayın kuruluna girdim. Ve diğer yazar arkadaşlarımdan, hepsinin kitabı olan yazar arkadaşlarımdan bir ekip kurdum. 10 kişilik yazar kadrom var. Biz her sayıya 10 tane öykü, 10 tane öykü kazandırıyoruz. Bu şekilde işte başlamışım, 5'te yazmaya başlamışım. 6'dan itibaren yayın kurulundayım. 6, 7, 8, 9, şimdi 10. çıkacak. Ve kim o sırada yazıyor bunları? Bunları çeşitli yazar arkadaşlarımız yazıyor. İçinde 10 tanesi benim sevgili arkadaşlarımdan. Aha. Tabii. Ondan sonra da Babil. Buraya kolay kolay girilmez tabii, bu oraya. Tabii. Çok çok kaliteli bir dergidir. Kirpi Edebiyat. Aa, Yokluk direkt geldi. Çok güzeldir. Babil Edebiyat'ta bu da başka bir seçki. Bunda da direkt olarak yayın kurulu olarak girdim. Yayın kurulu üyesi olarak girdim buna da. Dolayısıyla iki dergide de yayın kurulu üyesi olarak hem de sürekli yazarı olarak yazmaya başladım. Bu da benim tabii ki sürekli üretmeme sebep oldu. Sürekli kimler var yazar olarak burada? Çok çok iyi yazarlar var. Tabii. Kapaklarına baktım da mesela şiirler var. Pelin Batu'nun var burada. Hasan Erkek, Mustafa Ziyalan, Ali Askerbalık çok tanınmış insanlar var. Önemli yazarlar var. Tabii. Ondan sonra da çok orijinal bir teklifle karşılaştım. Dediler ki Türkiye'nin ilk kadın kütüphanesi kurulacak. Kadın yazarlardan oluşan bir Türkiye'nin ilk kütüphanesi. Kadın kütüphanesi zannediyorum Balat'ta vardı. Yani ben Cumhuriyet Kadınları'nı yaparken Nurseli ile biz ziyaret etmiştik oranın kadın kütüphanesini. bu şekilde kahve molasında iki öykü adı altında benim öykü kitabımdan iki tane öykü seçildi. İngilizceye çevrildi. Birisi Paralel Evren, birisi Mektup. Bu da yurt dışına gitti. Hem bununla plaket aldım hem de yurt dışına gönderildi ve Uluslararası Feminine Art Fest 2021'e kahve molasında iki öykü. Evet, two stories on a coffee break. Evet. Ve bu şu anda dünyanın her yerinden çeşitli kütüphanelerden fotoğraflar beni etiketleyerek paylaşıyorlar. İşte bizim kütüphanemizde, bizim işte sokak kütüphanemizde falan diye ben de onları paylaşıyorum Sevinç'le. Şu yokluktan biraz okuyayım mı? Tabii, çok sevinirim. Sen ve ben hiç göremesek de aynı yıldızın altındayız. Aynı ayın, aynı güneşin, aynı gök kubbenin. Aynı yalnızlıktayız. Aynı nefeste, aynı düşte, aynı gülüşteyiz. Yüzünü hatırlamaya çalışıyorum. Hatırlayamıyorum. Ben de kendimce bir yüz çizdim sana. Bunun üzerinden hayal ediyorum seni. Küçücük ve karanlık bu odada
Çekmecenin içine doldurduğum hayallerimde tutsaksın. Bırakmıyorum seni. Bırakamam biliyorsun. Yalvarıyorsun çıkarmam için seni. Bu mümkün değil biliyorsun. Bazen sallanan ahşap sandalyemin üstünde saatlerce gidip geliyorum. Hiçbir yere ulaşmadan ve sen yakarışlarına devam ediyorsun. Keşke bu odada bir ayna olsaydı. O zaman kendime bakıp çeki düzen verebilirdim. Ve belki de seni çekmeceden çıkarma ihtimalim olurdu. Maalesef sevdiceğim. Ayna yoksa sen de yoksun. Sen yoksan ben de yokum. İyisi mi seni hayal etmeye devam edeyim. Aslında çekmecede olduğun için sevinmen gerekir. Dışarısı çok tekinsiz. Aslına bakarsan ben de dışarıda değilim ki. Sana göre dışarıda olsam da ben aslında kendi kapanımda tutsam. Orada sabit kalmaktan sıkıldığını biliyorum. Ama ben hayallerime seni de ortak ettiğimden aslında sen her yerdesin. Benimle gezinmektesin. Bu mutluluk değil de ne? Süper yapıyorum zaten. Ya. Ay süper okuyorum. Vallahi yapıyor musun? Dur, basit bir yaşama yönelmek gerekmez mi sevdiceğim? Muhteşem okuyor. Sen neden yetinmiyorsun? Buna gezmek denmez dediğini biliyorum. Gezmek nedir peki? Hayallerimizde gezemez miyiz? Ah şu çığlıklarını duymasam. İkimizi de kurtarmak için çok çabaladım. Bu lanetin izlerini yok etmek için çok emek verdim ama olmadı. En azından bir ayna olsaydı. Sen çekmecenin içinde kaldığın sürece varsın olmasın. İçerisi dar geliyor biliyorum. Sığamıyorsun diye devam ediyor. Güzel. Bak mektuptan küçücük bir şey yok. Bravo, adres güzel. Çok adres etkileyici var. Bir dilin. Süper. Sayın Nebahat Çıtırık. Harika okudun. Banyo Mahallesi, Duşakabin Caddesi, Gusül Abdestli Sokak, Şampuan Apartmanı numara 31, Üsküdar Kadıköy. Ay ne güzel bir adres o. Üsküdar Kadıköy olur mu? Öyle demişim. Üsküdar İstanbul. Ha Üsküdar İstanbul, peki. Öncelikle bu arada numarayı değiştirdim mi? Çok çok. Siz çok güzel yazmışsınız. Arada ben bir şey yapmadım canım. Bayıldım. Ne olacak? Yani çok numara. Ama çok acayip şey. 20 satırda senin yani satırların acayip büyüleyici. Yani ya arkadaşlar sizlerle olmaktan büyük keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum.